Boğazım! Oh! Bu ne lan? İnşallah başımıza bir şey gelmez. Hı? Hello! Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Şık 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 atış. Şık 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 tırmalık. Şık şık şık. Ne? Yeni şarkı. He, bir ne oluyor ya klasiği, atıştırmalıklarla beraberiz. Bu seferki ürünlerimiz Ürdün'e gitmiştik Ürdün. Biliyorsunuz. Böyle gezeceğim artık. Tam bir turist oldum. Daha fazla kitleyecekler bana. İki aydır gene bekliyor bunlar dolapta. Atıştırmalık alabiliriz diye düşünmemiştik. Sonra en son çıkarken artık uçağa giderken bir benzinliğe girdik. Bir gördük. Koca market. Benzinlik full atıştırmalık. Çok umudum yok ama bakacağız. Ay Rus atıştırmalıklarından bir iki tane unutmuşuz ya. Ha, onları da koyduk. Onları da koyduk. Üç tane. Vurmaya doyacağız diye düşünüyorum Ceyda. Başlayalım. Ay çok cips var. Hemen tamam. Bu. Efendim. Cancık mayın mı yazıyor üzerinde? Mr. Chips yazıyor aşkım. Flaming Hot Hot Chili with Lime. He. Hot Hot. Hem çilili hem limonlu, lime'lı. Lime'lı. Ama abi bunlar nasıl tasarımlar hocam? Aç aç. Sevgili Ürdün bunlar nasıl tasarımlar ya? Bunu yesin gelmez zaten ya. Bu ne ya bu? Ya da ben güzel beğendim ben şahsen. Halıya benziyor la bu. Halı mı? Ne derler? Domestik. Ne? Çok kötü kokuyor aga. Aa makarnaya benziyor bizim burgu. Makarna lan bu zaten. Oha acı. Fırat bayağı acı. 8 galonluk su şişemle. Acı ama yani bayağı değil ama cacıktır. Tamam. Oha acıymış. Vallahi makarna Allah aşkına burgu makarna. Düdük makarna. Neyse hocam niye acı düdük olduğunu söyleyeyim sana. Neden? Üstüne serpiştirmişler sosu çünkü yani şey yok hani boğazına yapışıyor. Cips ağırlıklı bir yer yalnız. Tam benlik. Ta! Aynısının farklısı abi bu. Bu lime'dı bu chili lemon. This one is chili lemon ya. İsmi Farfasha. Belki bunlar Ürdün değil atıyorum. Fas falandır da. Oy. Yalnız bir tanesi o kadar gaza gelmişiz ki. İki tane almışız. Üçümüz dağılmıştık ya. He gaza geldik orada çünkü. Oha cipsleri görünce herkes bir tarafa. Ver bakayım. Bu ne abi erişte gibi. Vallahi erişte Allah aşkına. Şuna. Abi şu kanalda 7-8 tane atıştırmalık testi yaptık. Bizim atıştırmalıklarımız hakikaten üst seviye. Bu da çok acı ben bunu yiyemeyeceğim. Bunların hatı da hata. Biz Yunanistan atıştırmalıkları çektik mi? Girik atıştırmalıkları. Girik. Girik atıştırmalık olsun, gerek tatlı olsun, tuzlu olsun. Her şeyi getirdik bu masaya. Şimdi başka bir şeye gidiyorum. Tatlı bir şey Allah aşkına tamam, ağzımda. Ay al. Su, içecek. Ketçap mı bu? Ketçap mı? Evet, ketçaplı. O deminki markadan. Bugles. Bugles. Böyle gülü gülü. Ha iç içe geçiyormuş bunlar galiba. Mı? 20'lik dişinde yara var. Bunlar tuzlu ya, oraya şey yapıyor. Kesin güzel. Yani ketçaplı yememiş olsam daha önce güzel derdim. Ketçaplı değil bu, ketçap kokulu. Ketçapı bahsetmişler. Ketçap demişler içine. Ama güzel, yoğun değil. Güzel değil aşkım bence, kötü. Neden hafif bu kadar? Bir her şey bu kadar bartlıyken, bartlı bu kadar hafif oldu. Ben ne aralayım şu an? Abi her yer cips. Başka bir şey bulayım, bir dakika dur. Aha. O ne? Açılmış bu yolda, patlamış herhalde. Ya yeter artık, şunları yeme aşkım ya. Bak şu çocuk, bu kim ya? Çocuk ya. Kim lan bu çocuk? Kim oğlum bu çocuk? Şeymiş değil mi? Ürdün veliyat prensiymiş. Başına buyruk koymuşlar onu oraya. Başını. Chocolate cream bisküvi diyor. Ceyda zaten yemiş daha önce. Çünkü yenmiş aşkım bu. İki tane burada olduğuna göre. Burada ya bir tanesini dayanamadım. Tadına baktım arkadaş. Dandiklikten kırılıyor. Arasına bir şey koymayı düşünmüşler. Yine bahsetmişler. Yok ki arası boş. İnşallah başımıza bir şey gelmez. Hı-hı. Biraz dandik bunlar. Sahiplerine hiç bakmadık lan. 23. Çaldım ha. Bu çok dandik bir şey bu. Biraz ben de bu var. Bir dakika. Dandik demeyelim de. Diyelim. Basic. Ehe mi? Neymiş bu? Demah. Donut cake with chocolate cream. Abartma hocam bak. Bak isminden beni yükseltiyor. Ama fotoğraf. Çikolatanın rengini ayy, benden aldı. Göster çikolatanın rengini göster. Üzerine yağ var bakın. Hafif kahverengi yani anladın mı? Şöyle damağa yapışan yağlardan var ya hep aynı söylerim. Çok mu güzel yoksa yanlışlıkla? Yok yanlışlıkla güzel olmamış bayat. Bayat mı? Bence. Hayırlısı olsun. Niye bir tane daha aldık? Çok beğenmişiz bir tane daha almışız. Ne? Neyse aa, bunu da ver. Yer Utku.
Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor. Bunlar candır. Canlar gelir videoyu izler, zili bildirimi, zildirimi açmıştır zaten. Abonedir, yorumunu atmıştır. Ama bir de cancık vardır. Cancık izler, keyif alır, yüzünü gününü güzel geçirir, sağda solda der ve ne oluyor ya izliyorum der. Ama bir abone olmak, bir yorum atmak onun için çok zordur. Canlar bir paket açtığı zaman içinden harika ürünler çıkıyor ve damak tadına en uygun şeyi bir anda bulabiliyor. Ama cancıklarsa büyük bir hevesle açtıkları paketlerden tadında bir tat alarak ayrılıyorlar. Hezeyan. Hezeyan cancıklar. Can olun efendim. Teşekkürler. O zaman DMA'nın ürünlerinden devam ediyorum. Sanırım fazla firma yok ya. Hep aynı firmalar. Marimo Cake. Ne yapıyorsunuz ya? Yere dökülen küçük bir parçayı inanılmaz bir şekilde yediler. Şu kadar bir taneyi. Bu bir chocolate cake'tir hocam. Klasik cake'tir. Bir de bunlar bence hurma da kullanıyorlar. O yüzden evet, biz anlamıyoruz tadını. Çölde de biliyorsunuz bize hep bir şeyler ikram ettiler sağ olsunlar. Bedevi kardeşlerimiz kendilerine selam olsun. Emin bu videoyu da izliyorlardır. Biz aa, what is this? Say some what date. Something you will love. Okay. Do this. Biz cahilliğimizden adam palm tree diyor. Biz palmiye mi diyoruz? Palmiye ağacı. Yes, yes diyor. Ha diyoruz, palmiye ağacından yapılan bir şey galiba bu. Meğer hurmadan bahsediyormuş. İsterseniz şu an bana hurmalı şeyler başka bir şey çağrıştırıyor. Ne çağrıştırıyor? Ne? Şeyda sesi dinle. Aa, nasıl ne? Buyur ısırın hocam. Nasıl, niye böyle bu? Ben bunu yemin bozum mu? Ne? Boğuk abi mi? He? Yok, belki bayatlamıştır diye korktum şimdi de hastaneye. Evet, resim yumuşacıktı. Kendisi tahta gibi. Belki öleceğim birazdan. Ne abi? Güzel de olabilir gibi bir yan değil mi? Hayır aşkım ya, bu güzel bir şey değil. Bu bozulmuş bu. Evet evet, bence de bozulmuş. Ben bir tane içecek açmak istiyorum çünkü çok değişik içecekleri vardı. Neye değişik bu? Portakal. Orange fruit drink with real fruit pieces. Gerçek fruit parçaları olan fruitmüş. Ben açabilir miyim ya? Her şeyi sen açabiliyorsun. Oğlum ödüm koptu, bu ne? Ne oluyor be? Ne oluyor ya? Ne oluyor be? Ne oluyorlar? Görünüyor parçaları. Evet, bayağı fruit parçası. İçinde portakal parçası var. Güzel bence. Asitli değil. Ne, güzel mi? Evet, portakal suyu çok seviyorum ben. Bu ne biliyor musun? Senin aldığın o şişelerdeki portakal suları var ya. Evet, çok onun, benziyor. Bunda işte. Neden onu buna asitli böyle... Asitli değil ki bu. Bravo bence. Neye? Bilmiyorum, her şeye. O da portakal suyu. Ha, ama bu natural orange float drink. Bu da natural. Ama bu alvala. Ne? Alvaha. Vaha'dan geliyor. Bunun tasarımı daha güzel. Bu daha iyi çıkabilir. O benim süker. Tamam, uzun sen aç. Aa, bunun reklamında ben oynayayım. Allah'a. Alvaha. He, oldu. Allah'ının yeni yüzü Ceyda. Kasap girl. Vaha. Elvaha yani. Elvaha. Açmayalım şimdi. Bunu portakalı bulalım. Tuzlu bir şey açalım. Hadi cips açalım. O zaman bak, çok güzel bir cips var burada. Abi yine bu adam. Bir dakika. Bütün cips sektörünü Mr. Cips. Çok zekice bir isim bulunmuş gerçekten. Bütün cips sektörünü Ürdün'de Mr. Cips ele geçirmiş, farkınız mı? Domine ediyor. Domine ediyor. Bak, bütün ürünler aynı adam var. Şu sağda bak adam. Öbürü domatesliydi. Bu ketçaplı bence. Evet, bu daha ketçaplı çıkacak. Belki. Bir dakika bakayım. Bir dakika. Ama beğenmedim. Ben de beğenmedim. Çok iyi değildir ha. Today Milk Chak. Aa, Today yazıyor. Bunun tarihi geçmiş aldığımız gün. Her gün yiyebilirsiniz. Öyle tarihi geçmiyor bugün. Sen niye kaju aldın gidip? Kaju değil ki bu, chocolate. Ne chocolate yavrum? Kaju bu. Kajulu çikolata. Çikolata mı? Evet. Bir bakayım o zaman. Kalıp gibi görmüyor musun? Ben açıyorum artık, yeter be. Aa! Güzeldir kaju. Bir tane kardeşe. Dur. Aha, kaju. Buldum. Bak, küçük bir parça var, görüyor musun? 5 tane kaju var içinde galiba. Bizim çikolatalara benzemiyor. Kaju nerede yavrum? Kaju yok. Değişik bir hafifliği var ya. Ben bu ürünleri hafif buldum bu arada. Değişik bir şey ver çabuk. Değişik bir şey. Çabuk. Heh, buldum lan. Milka çakması bir şey buldum. Date bars. İşte içinde full hurma var onun. Buluşma barı. Gece kulübü ismi koymuşlar şeye. Bisküviye. O yediğimiz o hurmalı şey ne güzeldi. Bugün yediğin hurmalar yarın götürmalar. Ay, götü söylemeyecektim. Aa, cici bebe bisküvisine benziyor, tipik. Bak, bunun içine koymuşlar işte. Dibine kadar hurma var, gördün mü? Mis. Aa, bu güzel işte ya. Ben memnunum. Sizin yerinizde olsam her şeyimi hurmalı yapalım. Çünkü hurmanız güzel ve tat katıyor yani. Bizim de hurmamız güzel. Ama hiç hurmalı bir yiyecek yemedim ben burada. Bizim Türkiye'de hurma yetişiyor mu ya? Olsun, hurma var işte. Yetişiyordur da bizim hurma bize ait değil ki. O tarafta güzel çıkıyor hurması. Beğendin mi Yunus? Yunus. İçi güzel değil mi? Ben de hurmayı böyle normal olarak hani yediğim zaman sevmiyorum. Aa, ama ben böyle severim. Ben de böyle sevmedim. Böyle çok güzel oluyor. He, bu Rus'tan kalmış. Biz bunu unutmuşuz.
dolabın içine böyle sıkışmış köşede duruyor. Kepohi. Çok güzel. Yine mi abicim KitKat kafasında bir şey yapmışlar? Hep bunlar yapıyor bak ya. Bayatlamış. Abicim güzel dedin, attım tamamını ağzıma ya. Peki bu neden bu kadar büyük abi bu bisküvi kafamda? Bir de bu Rus bisküvisi. Bu mu ka ismi? Abi bu Rusların bütün atıştırmaklarının üzerinde inek var ya. Evet. Yani inek mi atıştırıyorsunuz abi? İnek. Sürekli inek var ya. Ay! Bence... Tablo gibi bisküvi. Bununla tatlı falan yapıyorlar Ceyda. Yemek için değil bu. Ne diyorsun? Şey kedi dili falan gibi bir şey mi? Hayır ya. Petibör gibi. Petibör yenir mi tek başına? Çayla yenir, bir şeyle yenir. Durduk yere yenmez. Bayatlamış bence. Petibör olunca böyle dolapta açarsınız ya, üzerinden 3 tane alırsınız. Sonra o 4. ertesi gün böyle değişik bir bayat olur ama aşağıda taze devam eder. Aynen o. Çok güzel anlatmadın mı? Ne oldu Fırat? Bayattan ziyade kokusu neden böyle? Kokuyor işte, kokuyor bisküvi. Koklayayım bakayım. Rost. Tamam tekrar o. Golden Touch Biscuit. Bu yeni bir marka. Aa! Görseli kuvvetli. Aynen çok kuvvetli. Bak makineden çıkmış ama böyle görseli. Görebiliyor musun? Kraker la bu. He? Hani nimete şey demek istemem ama bu ne arkadaşım ya? Bu da kötü yani. Aa bu arada bir sponsorumuz var. Spop. Deep fight. Ne oluyor ya? Ne alaka ya? Bizim Burçin'in taklidini yapmaya çalıştım ama öyle bir sesim olmadığı için yapamadım tabii ki. Spotify bu videomuzun sponsor oldu. Evet. Ama hangi özelliğiyle? Tabii ki de bununla değil. Bu bize özel gelmiş olan bir blend box, kaset çalar gibi diyebilirim. Aslında blend özelliğini anlatacağız size. Ne olduğunu biliyor musunuz? Mesela diyelim ki birine gönderdiniz böyle istek blend isteği Spotify'dan. Onun aranızdaki müzik zevkinizi gösteriyor. Böyle şarkılarınız aynen birleşiyor. Bir de dediler şimdi... ki işte sizin ne kadar hani uyumlu olduğunuzu görmek istiyoruz. Bizim çıkan puanımızı göstermek istiyorum. Uyum puanımız, müzik sevgimiz. Bize dediler ki bugüne kadar çıkan en düşük. Düşük. %3. %3 uyumluyuz. Milletin baktım internette puanını %60'lardan başlıyor. 70'ler falan 90'lara var. Kadar çıkıyor. Nasıl becerdik ya bunu biz? Bakın çok basit bir şekilde arkadaşınızı nasıl blend'e davet edeceğinizi görebilirsiniz. Siz de yapın, yüzdeleri aşağı yazın. Bizim yüzdemizden daha aşağıya geçebilecek var mı görelim. Varsa vallahi yorumlara yazın bekliyorum. %1'leri, %2'leri bekliyorum. Fırat'ın şarkısı. The King Will Come. Wishbone Ash. Çok güzel, iyi günlerde dinle. Dile Yaman. Dile Yaman. Hıracı. Hıracı. Sen bunu aratıp nasıl buldun bu parçayı? Çok güzel bir şarkı. Allah aşkına dinleyin, bayılacaksınız. Benimki neymiş? Seninkine bakıyorum. Symmetry, Dan Gibbons, Solitude severiz. Dan Gibbons. Ben okumayı biliyorum, ben dinlemeyi biliyorum. Şarkının adı Symmetry yalnız. Başak Burcu bunu beğendi. Don't Stop Dancing, Sahastro. Fake ID'yi de çok severim. Fake ID, Riton Kahlo. Riton ayrı, Kahlo ayrı insan mı? Kahlo olurum böyle bir şey söylersen. Fake ID'yi söyle bakayım. Fake ID'yi. Güzel bir uygulama bu arada blend işi. Gönderin birbirinize, müzik zevkinize göre arkadaşlarınıza karar verin diyeceğim ama biz... Yani. Arabaya biniyoruz abi. Açıyoruz müzik mesela. Diyor ki, aa yeter ya sürekli tupçuk. Benim parçalara dönelim diyor. Tamam diyorum. Önce güzel böyle benim seveceğim. Hafif böyle bir house çalıyor. Dıp, dıp. Arkasından lak diye böyle Demet Akalın başlıyor. Oradan Avustralya yerli müziğine geçiyoruz. Benim böyle beynim allak bullak oluyor. Böyle liste olmaz. Benim kafa tomografisi. Bu da Eisberg Zara. Eisberg. Zara diyor. Zara'dan al. Muzluysa severim abi. Aa bunlara bakacaktır. Ondan sonra... Ha tamam ona bakalım. Bu tamam. Açılamıyor çünkü. Sen aç o sırada, ben de o sırada bunu yiyeyim. Biz bunu küçükken böyle açardık. Siz de böyle açar mıydınız? Küçükken o yoktu. Nasıl yoktu ya? Yoktu küçükken böyle küçük poşetler. Vardı böyle ya. Yok vardı. Yoktu. Anapist! Anapist mi? Anapist! Ama bak nasıl açıldı, çok güzel. Şık 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 şık. Fake ID. Oh. Uz tarlalarının içinden geçtim ya az önce. Oh. Maymunlar falan her yerdeydi. Hep beraber muz topladık. Oh. Çok özür dilerim ama sonunda aradığım şeyi buldum. Neli bu? Peynirli bu. Bunu beğendim. İşte bunu beğendim. Güzel mi? Niye güzel bu? Peynir soğan çünkü. Çünkü bu bizim bildiğimiz peynir değil. French cheese sticks. Bunu gösterdin mi ekrana? Hayır. Kars eski kaşarı tadı var ya. Yemin ederim bak. Kaliteli yani Kars eski kaşarı. Çok severim bu arada. Bunu beğendim. Bunu bilmiyorum. Eski kaşar sevmiyordun değil mi? Eski kaşar ve Kars gravyeri, bu ikisi dünyanın en güzel peynirleri be. Eski kaşarla Kars gravyeri aynı şey değil mi? Hey, hey, hey! Ya hey!
Benimkin aynı. Bir gün Kars'a gidersem böyle uçağa tekerleklerle bineceğim. Yuvarlaya yuvarlaya uçağa götüreceğim böyle şeyde, apronda. Kokla. Muz tarlalarında, maymunları gördün mü? Görüyorum. Hep beraber dolaşıyorsunuz bak. Yok lan, maymun böyle bir ses çıkarmaz. Nasıl çıkardı? Maymun sesi yap. Hayır, yapmayacağım. Ben orası sıcak memleket. Orada güzel muz yetişiyor bence. Aşırı güzel. Çok hafif ya. Her şey çok hafif ya. Kafayı bozdular artık ya. Beğendin mi? Dökme yerlere ya. Sen kağıt helvanın buzlusu gibi. Doğru, bu kağıt helvanı. Kağıt helva yedin mi sen için? Bu da French cheese. Deminki gibi aynı bir şey. Bak ya Mr. Chips. Oğlum sen ne şeytan bir markasın. Her yerde Mr. Chips görüyorum. Cipsin nihayetine seviyoruz kardeş. Bu French cheese'li olan şeyi Türkiye'de de yapsınlar. Buradan cips üreticilerine yetkileniyorum. Cips üreticilerine yetkileniyorum. Öyle mi dedim? Öyle dedin. Aynen, yetki alıyorum kendi üzerime bu konuyu. French cheese'li atıştırmalık bizim ülkemize de gelsin. Teşekkürler. Şunu açıyorum arkadaşlar. Az önce reklamında oynamıştım, hatırlarsınız. Abi neden böyleler ya? Böyle içiyorlar ya şey, reklamları. Nasıl içiyorlar onu? İçi boş tabii. Yani böyle bir şey nasıl içebilirsin? Ne size olur bir yani? Tüyo vereyim mi? Hayır, dur, önce içeceğimi içeceğim. Gazlı mı? Gazsız. Ya. Bu daha iyi. Bu çünkü daha böyle doğal parçacıklı. Bu sanki böyle unutulmuş. Bak böyle, bu normal bildiğin pipetle takılan meyve suları var ya. Ona benziyor. Onun tadında. Onu niye pipetle içiyoruz? Böyle yoğun gelmesin diye. Böyle çok yoğun geliyor. Şimdi reklamlarda bir şeyler yeniyor ya, ben de oynadım. Abi en az 100 paket yiyorsun, öyle söyleyeyim size. Tekrar tekrar alınanla. Artık böyle kusacak gibi oluyorsun. Yanında kova tutuyorlar, öyle söyleyeyim size. Yani yiyorsun, yapıyorsun yani. Diyorlar ki tükür, yoksa bir süre sonra yiyemeyeceksin. Bir insan evvel o kadar yiyemez. Ben yiyecek reklamda hiç oynamadım. Çok zor. En zor yanı bu. Gördükçe artık şey oluyorsun. Bir evet, daha oynuyorsun, bir daha onu yemiyorsun hayatım boyunca zaten. Sıradaki. Aa, lütfen, şey lütfen. Bu ne? Bu Rus. Rus. Bakayım ben bunu çok merak. Bu ne ya? Bu ne lan? Yürüyen semaver mi lan bu? Yine çay ve inek üzerine gidiyorlar. Tuzlu. Neden tuz var yanına? Tuz mu koy? İçine acaba tuz mu dökmek gerekiyor? Bir garip ya. Ama güzel. Sonrasında güzelleşiyor. Ağzına ilk attığında böyle bir... Sert geliyor. Dış kabuğu iyi değil, içini iyi. Dış kabuğu. Şimdi Allah kahretmesin onu ya. Prens Choco Prens. Choco Prens'imiz var. Adını ne koyalım? Prens. Prens Choco Prens. Good Choco Schmuck. Prens Choco Prens. Yani o kadar prens ki sürekli prens. Bence güzel. Isırışından anladım. Güzel çünkü içi dolu abi. Bu kaliteli. Oha! Gel bir de bunu deneyelim. Deneyelim ama ben bunu yerim. Bunun adı Breakstar. French Wafer Sandwich with Milk Chocolate. Bu çok böyle yani. Biraz daha kalını galiba onun ama. Su ver ki ağzımda bunun tadıyla onu yemeyeyim. Aa, bunun dışı güzel bak. Şişe kapağına benziyor. Değil mi? Aa, bu çok daha farklı. Bu daha yumuşak. Suyu verir misin bu tarafa? Biz de içeceğiz. Oha, çok güzel bu. Bakın bunlar Farfaşa, farklı marka. Farfaşa'nın patates cipsi, tuzlu. Çok zevkli değil mi? Bu böyle yenir aşkım. Tuzum az, ağzına çikolatam var. Tuz az değil mi? Patates cipsi. Hadi ya. Çok eskiden yediğim bir patates cipsi bu. Aa, bu değişik bak. Yine Mr. Chips'ten geliyor. Krokodilis. İnanılmaz kötü bir tasarımı var. Şöyle göstermek istiyorum. Baked, not fried diyor. Fırındanmış. Bu ne lan? Pofuduk bir şey çıktı içinde. Aa, ver bakayım. Krokodil resmi. Bu anneannenin, babaannenin köyünde satılıyor bakkalda. Başka yerde bulamıyorsun. Hep böyle bunlar. Şimdi yiyince diyorum ki ben içimden, bunu küçükken yemiştim diyorum. Öyle yani. Büyüyünce aynen. Ben bunu nasıl yemiştim? Ben bunu köyde yedim. 90'larda köy bakkalına satılırdı bu tarz ürün. Evet. Aynen. Şimdi köy bakkalları da büyüdü de. Abi bunlar da ondan ya. Tamam aşkım, cips sektörü bu adamın elinde demek ki. Gerçekten adı Mr. Chips olduğuna kadar var ya. Aşkım, helal olsun. Bu da Rus. Biz bunu niye koymamışız ya? E işte onu unutmuşsun, ben o yüzden getirdim onu. Dolapta kalmış. Şuna bakabilir miyiz? Üzerinde inanılmaz garip bir hayvan var. Evet, çok tatlı. Allah'ını seviyorsan tatlı dediğin şeye bak ya. Çocuk görse yemez ki bunu. Gogo Kids, Kodan'dan Rale de Coco. Çok küçük ama abi bu. Şu kadarcık bir şey. Parçalanmış aşkım. Aa. Ha, güzel. Limonlu kek ya. Demin yediğimiz muzlunun çileklisi abi. You wanna try it, Yunis? Şu an midem bir fazlalaştı. O zaman hemen bir çiçek yapayım size. Yap. Limito? Hiçbir fikrim yok. Fizi Vimto. Asla hiçbir fikir vermeyen bir içecek. Aç bakayım.
Ben ne zaman bir reklamda böyle içecek bir hareketi yaparım tahmini. Çok komik bence. Bu gazlı bence artık. Evet. Ne bu? Aa, bu ne ya? Ne güzel. Enerji içeceği mi? Ay bu enerji içeceği galiba. Abi yavrum bu enerji içeceği bu. Ne güzel dediğimi geri aldım. Ben içemem enerji içeceği. Ben beğendim. Enerji veren şeylere hiç ihtiyacım yok. Ben beğendim. Hadi bak. Evet. Ben tatlarını hep birbirine benzetiyorum zaten. Peasy. Twist. Bu ne ya? Marshmallow. Twist çok melon. Renk galiba bu. Çok çocuksu bir şey yani. Ne fark eder? Çocukken insan tadı güzel olmasa da bir şey tüketiyor biliyorsunuz. Büyüyünce diyorsun ki ben bunu küçükken nasıl yemişim, nasıl bu kadar ağır bir şey yemişim diyorsun ya. Öyle olabilir. Şu an yediklerim beni böyle. Ben oturup mesela koca lollipop 3 tane yerdim. Şimdi bir tanesini zor bitiririm. Sen ne cesaretli bir insansın. Löps diye atıyorsun aslında. Bir koklayaydın ya. Bir göstereydik ya. Ama çok güzelmiş. Yumuşacık böyle. Çok yapay yani artık. Tabii ki de. Yani, sopa paketli gibi ama yapaylığın dibinde. Kalitesiz abi. Bu iyi olacak. Allah Allah. Aa aradan çıktı Gustro. Gustart. Look at this Gustart. Bunu mu yiyeyim, öbürünü mü yiyeyim deyip öbürünü yemiştim. Videodan önce. Aramızda anılar var onunla. Ben buzdolabını kilitleyeceğim. Asma kilit vuracağım. Böyle... Bile... Şu cepte taşımalık et, evet, anladın mı? Size bisküvitimi ikram edeyim ararsınız. Bisküvitimi mi? Şöyle bir şey. Bir ısırık sen, bir ısırık ben. Güzele benziyor bu. Ben zaten bunu seviyorum abi. Bisküvi içinde vanilyalı kremalı oldu. Abartmaya gerek yok. Çile, ilmuz, şey. Beğenmedim bunu ben. Biraz şeker çok. Klim. Marshmallow. Aa, tarihi geçmiyor. 20.03.2022. Nasıl olabilir ya? 3 günlük müydü bu? Nasıl olabilir bu ya? Tarihi biz bunu zaten bu tarihte aldık. Aç bakayım ben ya. Ben bunu yemeden duramam ya. Aç bakacağım. Yo bu meyve kurusu değil bu. Ne bu? Meyve şeklinde bir şey. Topik vardı böyle küçükken. Topik. Hayır alakası yok. Dehşet derecede ama meyvenin tadı var. Topik. Topik hiç yemedin mi? Yesen bilirdim bunu ben. Yuvarlak yuvarlak böyle. Ama yemeyelim. Çok şekerli. Hayır bir bozulduysa. Bence bozulmuştur. Ben şu an yedim. Mr. Chips'in vinegarlısı. Çabuk tuzlu bir şey. Ne iyilisi? Vinegar yağ demek değil mi? En iyisi bu. Vinegar yağ değil la. Ne ya? Sirke. Çok sirkeli anam. Ne? Çok sirkeli. Yeme. Çok yedik abi. Bayılacağım şimdi. Orijinaline bakalım. O aslına bakalım. Nasıl? Hiç tadı yok. Ne diyor? Garfield Bubble Gum Tape. Olay budur abi. Bunu niye aldınız oğlum? Bu Türkiye'de de var bunun varyasyonları. Kopacak. Nereye kopacak ya? Ah şey Garfield yaptın? Ne yaptın? Oğlum bunu açmayalım diye mi yaptın sen? Şey, bu ne iş ya? Aha ne oluyor? Ay, en sevmediğim sakız tipi. Kalitesizlikten ölüyor. Ha, çok güzel. Al işte bak. Açılmıştı ya. Of bir şey yapacaktık şurada. Hala bu nedir ya? Bayat. Yetersiz. Dandik. Bunun cık cık sesinden şu an çıldırıyor Utku. Bunu patlatamazsın. Öyle bir sakız değil bu. Ama sakız alasım geldi Ceyda. Güzel bir sakız mı alsın? Ben size bunu daha önce de söylemişimdir. İlk öğrendiğim kelimelerden biri cakız. Neyse bir kere sakızla uyumuşum gece. Annemler de fark etmemişler. Sen sakız benim ağzımdan düş. Saçıma yapış. Böyle saçım buruş. Sonra o saçımı yarıdan kestiler benim. Böyle küt saçlı oldum. İlk defa bir kere hayatımda. Neden 2000'ler 90'larda kadınlar sakızla seksilik yapmaya çalışıyordu? Çok saçma. Hey John. Evet. Ürdün atış çırmalıklarımız olacak. Ürdün atış çırmalık. Ürdün atış çırmalıklarımız burada son buldu. Çok böyle favori bir şeyimiz olmadı. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Oops!